Yani şuna bağlı İyi e Partiden ve ben Dem diyelim artık İyi e Parti ve Dem'den geçen dönem aldığı oyun yüzde kaçını geriye toplayabilir. Mesela İyi e Parti için ee, ne düşünüyorsunuz? Ya İyi e Parti için şöyle düşünüyorum. Ee, ya İyi e Parti çok kan kaybetti, çok yıprandı, çok istifalar oldu. Ee, Genel başkan Meral Akşener çok büyük bir zikzak yapmaya başladı. Yani oğlum dediği adama karşı bir anda muhalefet oldu. Bu tabii kamuoyunda inandırıcı gelmiyor insanlara. Daha çok AK Parti'ye yanaşıyor gibi gözüküyor. Ondan dolayı bir de Burak Avuncu gibi bir adayı da koyunca İstanbul'da İyi Parti'nin ciddi bir oy alma şansını ben düşük görüyorum. Yüzde bir buçuk iki civarı tahmin ediyorum. Potansiyeli 8 ama zaten... Dörtlere kadar oyu düşmüştü. O dördü bile konsolide edebileceği ile ilgili şüphem var. Ama orada tehlike Azmi Karamahmutoğlu'nun Zafer Partisi. Çünkü Azmi Karamahmutoğlu... Siz onun mu sürpriz yapacağını düşünüyorsunuz? Evet. Çünkü yani Azmi Karamahmutoğlu ciddi bir siyasetçi. 90'lardan beri. Ülke Ocakları Başkanı. Hani Burak Avuncu gibi iş dünyasından gelip de 3 senedir siyaset yapıyor değil. Sokak nabzını bilen, çevresi olan, tanınan bir figür. Zafer Partisi'nde de bir yükseliş var o yükselişle birlikte Azmi Karamamutoğlu İyi Parti'deki ve MHP'deki bazı oyları çekebilir. O aşamada MHP'den alabileceği oylar e, Ekrem İmamoğlu'nun işine yarar. Çünkü Cumhur'dan alabilir. Ama İyi Parti'den alacağı oylar da tabii onun aleyhine olur. O bir denge unsuru olur. Şimdi burada iki faktör kalıyor. Demin yüzde kaçı hı hı. katılıyorum. Evet Başak Demirtaş olsaydı bu iş bitmiştir. Tartışmaya gerek yoktu. Şimdi orada İmamoğlu o 9 puanın 5'ini 6'sını falan alabilir. Ee, öyle bir şansı var. Bu tarafta Refah çok önemli. Şundan önemli. Ee, şimdi Erbakan babasını izliyor. Refah nasıl büyüdü? İlk Sultan Gazi'yi kazandı. Sonra Bağcıları kazandı, Bahçeli Evleri kazandı. Orada hikaye yazdı. İstanbul'u aldı ve iktidarı yürüdü. Ve görüyor diyor ki ben diyor 45 yaşındayım. Tayyip Erdoğan yaşlı, onun altındaki o otuzluk kitle babamın kitlesi. Ben de diyor ondan ilçeleri alayım. 2-3 ilçe başarı hikayesi 5 sene sonra ben oraya oturayım. E şimdi Tayyip Erdoğan da tabii kurt. Diyor ki bu diyor babasının oğlu olarak benim tabanıma gelecek. Ben buna hiçbir şey vermeyeyim. Oradaki savaş o. Onun için şey yapıyor, aday gösteriyor. Ama o iş bitmiş değil bence. Her an tavşan aday geri çekilip, Hmm. Tamam. Ona vurgu yapan belki da çok. Belki bir ilçe verip evet. falan denenebilir. Çünkü ha, ama son noktayı da şöyle hmm. koyayım. Bütün bu dengeler böyle gözükse bile e, Ekrem İmamoğlu'nun e, iki yoldan birini seçecek. Bu seçimi garantilemek istiyorsa ya bir şekilde mağdur olacak arkadaş son 50 günde. Artık nasıl mağdur olur? Şartlar belki Akp öyle bir şey yapacak ki mağdur olacak ve kazanacak. Ya da tonajını çıkaracak. Erdoğan'la ben Tabii hep, genel hep. seçim havasında. Ya ben bunu kazanırım İstanbul'u ya siyaset biter benim için diyecek. Böyle düşük tonda konuşmalar, böyle basına şey temkinli. E ya kardeşim sen İstanbul Belediye Başkanı olduğunda kükrüyordun Süleyman Soylu'ya Erdoğan'a. E şimdi tonunu düşürüyorsun. Tam tersi. O zaman kükremeyecektin. O zaman İstanbul'da başarılı olacaktın. Sonra hedef koyacaktın. Cumhurbaşkanlığı hedefi koydun kükredin. Şimdi kükrük şimdi kükreyeceksin. Çünkü şimdi ya hiç ya tamam, kazanacaksın Hı -hı. ve Türkiye'de önün açılacak veya kaybedersen artık onu beni ilgilendiriyor. Onu da anlatmayayım. Ondan sonrası zor. İşi zor. Peki. Oradan bir daha zor. <laughs> Peki.